Efendim Şanlıurfa Akçakale'deki yatırımları ve geleceğe dair projeleri konuşmak üzere bugün Akçakale Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yalçınkaya ile birlikteyiz. Kendisinden dinleyeceğiz önemli projeleri ama öncelikle kendisini sizler de tanıyın isteriz. Merhabalar başkanım, nasılsınız? Sağ olun Duygu Hanım, teşekkür ediyoruz. Sizlere sormalı. Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Sizi ve ekibinizi burada görmekten, ağırlamaktan, bir arada olmaktan çok büyük keyif aldık. O mutluluk bizlere ait, teşekkür ediyoruz. Tanısın izleyenlerimiz sizi. Yani izleyenlerle ilgili biz kendimizi anlatırsak çok uzun sürer. Yani neden? Çünkü şöyle bir şey, uzun yolda gittik bu siyaset macerasında. Hayatımızı bu ülkeye, bu coğrafyaya, bu insanlara, bu buradaki genç çocuklara adamışız ve bu yolda durmaksızın. Yani aşağı yukarı 60 yılın üzerinde bu yolda bir yürüyüşümüz var. Yani 40 yılı fiili siyasetle geçti. Bu siyaset yolunda da buranın en kötü zamanını, en kötü dönemini, en acılı dönemlerini gördük. Şu anda burası Türkiye'nin en gözde yerlerinden birisi. Yeter mi? Yetmez. Daha çok işimiz var. Burayı inşallah dünyanın turizm merkezi yapmak zorundayız. Elinde çok kıymetli objeleri var, çok kıymetli eserleri var, çok kıymetli geçmişi var. Hazreti İbrahim dedemizden, Hazreti Eyüp peygamberimizden, ondan sonra Şuayb peygamberden, Göbekli Tepe'den, Harran'dan, dünyanın ilk üniversitesinden, Halfeti'den, Fırat'ın güzelliklerinden, yani dediğim gibi sabaha kadar burada dünyanın hiçbir şehrinde bu kadar güzellik bir arada olamaz. Neden? Çünkü bugün dünyanın sıfır noktası burası ve bu sıfır noktasında Göbekli Tepe. Şimdi dün Turizm Bakanı şu anda karbon testlerini yaptı. 3 tane daha yerleşim alanı keşfedildi. Bunlar 2000 yıl daha bu yerlerden daha yaşlı. Onun için dünya buraya akacak. Yani önümüzdeki zamanda biz hazırlıklarımızı, altyapımızı ve tesislerimizi hazırlamak zorundayız. Dünya burayı görmek için can atacak. Burası çok önemli bir yer. Başkanım çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Başarılarınız daim olsun bu yolda.